Bu vlog çok aksiyonlu, çok eğlenceli bir vlog olacak. Şu an Toronto Wonderland'deyiz. Daha bizim bildiğimiz alet hiçbir şey. Daha bir sürü bu aletler var. Hiçbir şey anlatmıyorum. Anlatmamaya. Bu bineceğimiz roller coaster dünyanın en uzunu ve dünyanın en hızlısı. Böyle bir şey daha yok dünyada. Yani şu an hayatımda yaşadığım top adrenalinler listesinde belki birinci sırayı zorlayabilir ama bugün size mükemmel bir yerden sesleniyorum. Bu vlog çok aksiyonlu, çok eğlenceli bir vlog olacak. Hava bir kere ısınsa da şuraya gelelim dediğim ve Toronto'da en çok gitmek istediğim yerdeyiz. Şimdi hemen gösteriyorum size. Arkada roller coaster var. Şu an Toronto Wonderland'deyiz. Şimdi Uber'le geldik. Yavaş yavaş parka doğru yaklaşıyoruz. Benim de heyecanım artıyor. İçeride birçok alet varmış. Kapıda da bayağı bir sıra var. Büyük ihtimalle şimdi gider gitmez önce uzun bir sıradan geçeceğiz. Daha sonra da aletlere binmek için tek tek sıradan geçeceğiz. Umarım içeride bütün aletlere binecek kadar zamanımız olur. Akşam 10'a kadar geçerliymiş. Bu arada yandan insanların bağırma muhteşem sesleri geliyor. Abi acayip eğlenceli görünüyor. Şu an adrenalin tavan yaptı. Çok heyecanlandım. Kapının da şu an girişine geldik. Şimdi biletlerimiz telefonlarda PDF olarak yazdırılı. Şu kapıdan güzelce bir geçelim. Bak eğer bir sıkıntı çıkmazsa içeride çekim içinde izin alacağız. Belki aletlerde çekime izin verebilirler. Daha sonra da sizlere içerideki aksiyonlu aletleri tek tek göstereceğim. Ama şimdi sıraya girmeliyiz. Şimdi biz içeri giriş yaptık. Burada biraz beklerken ben de size burayla ilgili birkaç bilgi aktarayım. 1981 yılında yapılmış burası. Buradaki en büyük roller coaster Yukon Strike. Dünyanın en hızlı ve en uzun böyle dalış yapan roller coaster'ıymış. Zaten şu girişte de gördüğünüz mavi olan roller coaster'dı. Şu an tam görünmüyor. Bunun yanında burada bir de sezonluk biletler var. Sezonluk biletler yani bütün yaz dönemi boyunca istediğiniz kadar gelip girebileceğiniz biletler. Aynı zamanda içeride bir sürü yiyecek ve içecek yerleri var. Bunlar için de girişte totalde 30 dolar ödeyerekten sınırsız yiyecek ve içecek de içecekten de yararlanabiliyorsunuz içeride. Bunun yanında şehirden oldukça uzakta, neredeyse şehir merkezinden dışarı çıkıyorsunuz. 1,5 saat falan sürüyor buraya gelmeniz. Açıkçası burayla ilgili çok da fazla bir bilgim yok. İçeride sizinle beraber gezelim, öğrenelim. Tek tek aletlere bindikçe öğrendiğim şeyleri veya yaşadığım deneyimleri sizinle beraber paylaşacağım. Şimdi heyecan dolu günümüze başlayalım. Şimdi ilk bineceğimiz aletin yanına geldik. Sıra buradan başlıyor şuraya kadar. Şimdi bir numaralı roller coaster'ımızdan indik. Herkes trip oldu şu an. Ama güzeldi gerçekten. Bayağı bir heyecanlıydık. Başlangıç. Aynen başlangıç olarak, başlangıç için çok iyiydi. Daha bizim bindiğimiz alet hiçbir şey. Daha bir sürü burada aletler var. Biz buradan başlayalım dedik. Yani ortalama eğer zamanımız yeterse yolumuzun üzerine 40 tane alet var ama biz ortalama 10'una falan binebiliriz. Çünkü bunda da bir yarım saat 40 dakika yakın bir sıra bekledik. Bundan sonra kendimize yeni bir alet bulacağız. Şimdi yeni aleti bulmak için birazcık gezmelere başlayalım. Aynı zamanda buranın bayağı büyük de bir su parkı var. Biz bugün su parkı için hazırlıklı gelmediğimiz için buralara girmeyeceğiz. Ama size de şöyle bir göstereyim.
bayağı büyük tüpler var, böyle kaydırak tüpler. İşte böyle nehir gibi bir şey var. Orada böyle botlara binip gidebiliyorsunuz. Burası da bayağı güzel. Belki daha sonra planlı bir şekilde buraya için de gelebiliriz. Şimdi de Vortex adında buranın en uzun parkuruna sahip roller coaster'ına geldik. Bu arka tarafta. Yine çok kalabalık. Bizim geldiğimiz hem hafta sonu olduğu için hem de havanın ilk güzel olduğu an olduğu için insanlar çok fazla akın etmiş. Şu an yine büyük ihtimalle 1-2 saat boyunca bir sıra bekleyeceğiz. Ama umarım diyeceğini düşünüyorum çünkü bu bayağı bir büyük. Yani diğerlerine kıyasla oldukça büyük. Şöyle göstereceğim. Hiçbir şey anlatmıyorum. Anlatmama gerek yok. Siz gördünüz, izlediniz zaten. Sıradaki roller coaster'a gidiyoruz. Şimdi Wonderland'in en büyük ve en heyecan verici aletine geldik. Bu bineceğimiz roller coaster dünyanın en uzunu ve dünyanın en hızlısı. O kadar yüksek bir yerden dalış yapıyor ki, şöyle göstereceğim size. O kadar yüksek bir yerden dalış yapıyor ki müthiş bir hıza erişiyor. Hızını öğrenip buraya yazacağım şu taraflara falan. Bayağı yüksek bir hıza çıkıyor. Şimdi buranın en adrenalin ve heyecan dolu roller coaster'ına geçiş yapalım. Böyle bir şey daha yok dünyada. Yani şu an hayatımda yaşadığım top adrenalinler listesinde gerçekten mükemmeldi ya. Ya birinci sırayı zorlamamasının sebebi Ölüdeniz'de yamaç paraşütü yapmıştık. O gerçekten muhteşemdi. Fakat bunun o dalarkenki böyle aşağı düşerkenki hissi böyle aşırı garip hissettiriyor insanı. Yani beynim böyle yerinden çıktı gibi hissettim. Umarım GoPro'da da size güzel bir şekilde yansımıştır. Yani oldukça muhteşemdi. Dünyanın sayılır roller coaster'larından biri. Hatta bu en uzunu, en büyüğü. Bunu zaten bahsetmiştim. Oldukça ilginç bir deneyimdi. Vallahi beynim yerimden çıktı. Ayaklarım yerden oynuyor gibi hissediyorum. Her an böyle bir yer yarılacak, aşağı içine düşecekmiş gibi bir hissediyorum. Söylüyorum kanka zaten. Tamam, mesela bu videoyu böyle at. Doğal oluyor. Aynen. Ama bak bu kısmı da kesme. Bu kısmı da kesme. Tamam, bu kısmı da kesmiyorum. Anladın mı? Aynen öyle. Anladım. Müthiş, müthiş bir tecrübeydi üçümüz için de. Dördümüz için de müthiş bir tecrübeydi. Kamera arkasındaki kişiye bir baktım, böyle bir bakıyor mu diye. Dördümüz için de müthiş bir deneyimdi. Benim şeyde kaldı. Bu arada ben... Get in the vlog. Vlog life. Welcome to Toronto. Böyle vlog çekerken insanlar sürekli zaten bir bakıyorlar, böyle bir hayret içine düşüyorlar. Böyleleri geliyor sürekli, böyle el işareti falan yapıyor. Vlog'a girmek istiyor sürekli. Bugün yine çok heyecan dolu ve eğlenceli bir günü sizlerle paylaştım. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Video bitmeden önce abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı aşağı tarafta bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.